Kadın Hayattır'dan merhaba. Ben Duygu Özel Tapan. Kadın Hayattır diyoruz. Hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dopdolu. Çok merak ettiğiniz konuları birbirinden uzman konuklarla konuşacağız. Kadın Hayattır başlasın. Doğum sonrası dönemde kadınları en çok mutsuz eden değişim vücutlarının eskisi gibi görünmemesi olabiliyor. Yeni annelerin en büyük sorunu hamilelik sırasında alınan kiloların doğum sonrasında sarkma ve çatlaklara neden olması. Doğumdan sonra en çok tercih edilen estetik işlemleri ise karın germe, liposuction, meme dikleştirme, vücut şekillendirme. İşte biz de bu konular hakkında plastik ve estetik cerrah, operatör doktor Çağal Meriç Erenoğlu bilgi verecek. Siz de sorularınızı bize sorabilir. 0212 243 71 78'den bizleri arayarak sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yolu efendim ilgili sorularınızı iletebilirsiniz hekimimize. Hoş geldiniz Sayın Erenoğlu. Hoş bulduk. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, çok teşekkürler. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Enerjinizle buraya geldiniz, bizleri evet. De çok mutlu ettiniz. Şimdi kadınların hamilelik ve doğum sonrası vücutlarında birçok değişiklik oluyor değil mi? Evet, doğru. Genelde hangi tip sorunlarla size geliyorlar? Şimdi tabii ki annelik çok kutsal bir müessese. Fakat annelerimizin doğum sonrasında vücudunda gelişen bir takım deformite dediğimiz durumlar söz konusu olmakta. Evet. Bunlar bebek anne karnında büyüdükçe karında olan karın duvarında gevşeme, karın derisinin genişleyip sarkması, evet. Memelerde hamile esnasında büyüyen süt bezlerinde büyüme ve sonra onun doğum sonrasında küçülmesi sonucunda olan bir balon gibi şişip sönmesi durumu. Evet. Yani vücutta genel bir sarkıklık hali söz konusu olmakta doğum sonrasında. Tabii ki biz estetik cerrahlarda bu durumlarla her gün karşılaşıyoruz ve bunları düzeltmek için, annelerimizi mutlu etmek için elimizden gelen teknikleri uyguluyoruz. Peki acaba gözlemlerinize göre hamilelik döneminde ne kadar kilo alınırsa bu tür problemler yaşanıyor? Bir de acaba normal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu bu tahribatları arttırıyor? Şimdi öncelikle ilk sorunuzdan başlayalım. Normalde yani en normal şartlarda bir annenin hamilelik esnasında alması gereken kilo eğer tekil gebelikse 10 kilodur. Bunun içinde bebeğin kendi ağırlığı, annenin aldığı vücudunda tutulan ödem, ondan sonra plasenta dediğimiz anne ile bebek arasındaki bağlantı, bebeğin kanı vesaire bunların hepsini topladığımız zaman normal sağlıklı bir gebelikte annenin alması gereken kilo 10'dur. Ama genellikle bu onu biraz geçer. Yani 10 hatta 15 bazen 20'lere kadar çıktığı olabilir. Annenin tabii ki vücut tipine de bağlı olarak bu değişmekte. Ayrıca vücut tipi bir tarafa annenin sahip olduğu bir takım hastalıklar, kullandığı ilaçlar bunların hepsini etkilemekte. Tabii ki gebelik esnasında alınan kilo ne kadar fazla olursa gebelik sonrasında da doğum sonrasında da oluşan deformiteler, sarkıklıklar bu denli fazla olur. Peki ya normal doğum, sezaryen doğum farkı? Normal doğumla sezaryen arasında vücuttaki derinin sarkması açısından çok fark olmaz. Hı hı. Fakat tabii ki normal doğumda doğum kanalı dediğimiz annenin haznesi, vajinal bölgede de bir genişleme olduğu için annelik estetiği kapsamında bu bölgeye de gençleştirme ve düzeltme ameliyatları uygulanabilmekte. Ama genel olarak baktığımız zaman yani karındaki sarkıklık, koldaki sarkıklık ve vücuttaki genel olarak progesteron dediğimiz hormonun vücutta yarattığı gevşekliğe yönelik herhangi bir normal ve sezaryen arasında bir değişiklik yok. Aynı diyebiliriz yani. Peki acaba ekran başında gebe kalmak isteyen kadınlara yönelik konuşacak olursak biraz da. Hani evet. Şuna dikkat edin ki bu sonuçlanmasın, şuna özen gösterin ki bunun ameliyatı pek zor diyebileceğiniz bir takım önerileriniz olacak mı? Tabii ki olacak. Çok önemli bir soru bence. Çünkü annelerimiz mutlaka yediğine içtiğine dikkat etmeli, doktor kontrollerine dikkat etmeli, fazla kilo almamaya çok dikkat etmeliler.
Çünkü alınan o kiloların sonrasında verilmesi çok zor. Eğer gebelik esnasında doğru bir yol izlerlerse hekimleriyle ve diyetisyenleriyle beraber, o zaman daha sonra veremeyecekleri kiloları minimale indirmiş olurlar. Evet. Diyelim ki bebek dünyaya geldi. Evet. Belki anne artık onu emziriyor. Evet. Ne kadar süre sonra şikayet ettiği bu problemler için size gelmeli? Belli bir süresi var mı? Tabii ki. Yani şöyle diyelim. Emzirmenin öncelikle zaten sonlanması lazım. Çünkü emzirme her zaman bizim için anne ile çocuk arasındaki bu besin zinciri bizim için her zaman ilk önemi taşıyan evet, konu. doğru. Bu tamamlandıktan sonra ileriki dönemden, yani aradan bir süre geçtikten sonra, yaklaşık bir 6 ay geçtikten sonra meme küçülmeye devam edecek. Vücuttaki sarkıklar yerine oturmaya devam edecek ve vücut son halini yaklaşık bir 6 ay 1 sene arasında almakta. Eğer ikinci bir gebelik planlanmıyorsa, o zaman bu estetik ameliyatlar tekrardan planlanabilir. Ama mesela diyelim ki meme ile ilgili bir şikayeti var hastamızın doğum sonrasında, ama tekrar bir doğum düşünüyor. Aynı hadise tekrarlanacağı için ikinci doğumu bekleyip ondan sonrasında, yani kesin karar kıldık artık bundan sonra yapmayacağız dediğimiz noktada bu ameliyatların yapılması aslında en doğrusu. Son şekil ve hasta memnuniyeti açısından. Evet, doğru. Peki acaba bir yaş sınırı koyuyor musunuz bu ameliyatlar için? Zaten genellikle annelerimizin yaşı 18'in üzerinde olduğu için herhangi bir yaş sınırı koymuyoruz. Koymuyorsunuz değil mi? Gelelim acaba doğum sonrası çatlaklar nasıl çözülebilir? En çok karşılaştığınız problem bu değil mi? En çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi, çok doğru. Bunun yani kesin şudur çözümü diyebileceğimiz bir durum yok. Ama genellikle bu sarkıklıklar karnın alt bölgesinde olduğu için genellikle küçük bir karın germe, mini abdominoplasti dediğimiz mini karın germe ameliyatıyla bu çatlakların %80'ini ameliyatlı yöntemlerle ortadan kaldırmak mümkün. Ancak eğer ameliyat gerektirecek kadar fazla bir çatlağı veya deri fazlalığı yoksa, bu sefer de radyo frekans veya lazer gibi teknolojik desteklere başvuruyoruz. Bizim kendi klinimizde de sıklıkla uyguladığımız, bunlar da çatlak tedavisinde oldukça iyi sonuçlar veriyor. O zaman radyo frekans ve lazer yöntemiyle başlayalım. Bunların belli aralıklarla seansları oluyor değil mi? Evet. Ne kadar süre gelmesi gerekiyor kadının? Şimdi çatlakların ve deri laksitesinin, yani deri gevşekliğinin miktarına göre değişiyor. Kimi hastada 3 seans yeterli olurken, kimisinde de 6 seansa, hatta bazen de düzenli aralıklarla onun rapelini, yani devamını yapmakta fayda olabiliyor. Peki hangi hastaya ameliyat öneriyorsunuz çatlak konusunda? Ameliyatsız yöntemlerle ortadan kaldırabileceğimizi düşünmediğimiz yöntemlerle, ki bunu çok sık görüyoruz. Yani hastaya gel seni ameliyat etmeyelim, onun yerine teknolojik bir şeylerden faydalanalım, böylelikle ameliyatsız kurtul demektense, yani yanlış bir yöne yönlendirip umut vermektense, peşin peşin söylüyoruz. Yani senin karnındaki bu sarkıklık veya bu çatlakların ameliyatsız yöntemlerle çok fazla geçmez. O yüzden seni ameliyata davet edelim, yani ameliyat önerelim. Eğer istersen, o zaman o şekilde bir ameliyatlı yönteme başvuruyoruz. Bu nasıl bir yöntemdir? Yani önce hazırlığı nasıldır? Ameliyat ne kadar sürer? Sonrasında kadın iş hayatına, eğer çalışıyorsa, çalışmıyorsa normal hayatına ne zaman döner? Karın germe ameliyatından bahsediyor. Germe. Evet, karın germe ameliyatında tabii ki hastanın genel durumu, mevcut hastalıkları, daha önce geçirdiği ameliyatlar, karnındaki izler, ondan sonra sigara içip içmediği, alkol alıp almadığı vesaire, bu tür birçok faktöre bakıyoruz. Hastanın, yani bu ameliyat için uygunluğuna tıbbi anlamda karar verdikten sonra, eğer hasta da ameliyat konusunda istekli ve motive ise ameliyatımızı planlıyoruz. Ameliyat genellikle 2-3 saat süren bir ameliyat. Karındaki fazla deri uzaklaştırılıyor. Karın duvarında gerçekleşen kas ayrışması yine aynı ameliyatta bizim tarafımızdan onarılıyor. Yani karın iç korsesi dediğimiz bel bölgesi, karın içi küçültülüyor ve daha fit bir karına ve karın duvarını hastaya kavuşturduktan sonra fazla deriyi çıkartıyoruz. Göbek deliğini olması gereken noktaya getiriyoruz. Duruma göre eğer mini abdominoplasti dediğimiz küçük karın germe, yani küçük bir parça deri çıkartılacaksa, bazı durumlarda göbek deliğinin yerini hiç oynamamaya da oynaması gerekmeyebiliyor. Tabii ki ameliyat sonrasında genellikle hastanın durumuna göre bir gün ya da iki gün hastanede tutuyoruz.
direnlerimiz oluyor. Diren dediğimiz şey içeride kan birikmesin, ameliyat kanı birikmesin diye içeride tuttuğumuz küçük böyle steril hortumlar. Bunları içeriden gelen günlük kan miktarına göre ya bir gün ya da iki gün kadar tutuyoruz. Sonrasında çıkartıyoruz. Hasta yaklaşık üçüncü gününde bütün pansumanlarını açıyoruz, rahatlatıyoruz. Banyosunu yapabiliyor, günlük hayatına devam edebiliyor. Yalnız karın korsesi dediğimiz, yani karın duvarını tekrar tabana yapışmasını ve güzel bir şekilde tekrar şekillendirmesini sağladığımız korse, karna baskı uyguladığımız, zaten bütün bayanlar biliyordur korsenin ne olduğunu. Evet. Bunu uyguluyoruz. O da yaklaşık bir 3 ay kadar kalıyor. Bunu ne kadar hastanız uzun süre takarsa bizim için sonuçlar o kadar iyi oluyor. Ödemler, şişlikler o kadar az oluyor. İyileşme süresi o kadar hızlı oluyor. O konuya biraz ihtimam gösteriyoruz yani. Peki sonraki süreçte eğer kadın kilo alırsa göbek bölgesinden ya da tekrar hamile kalırsa bir sıkıntı yaşanabiliyor mu? Şimdi tabii ki kilo alabilir. Kilonun alındığı bölgelerde de hastanın yapısına göre değişiklik olur. Tabii ki bu bölgedeki yağ hücreleri alındı ve uzaklaştırıldığı için vücuttan aynı bölgeye eskisi kadar kilo alması mümkün değil. Ama bir miktar alabilir. Ve tekrar doğum yapmasına engel mi? Tekrar doğum yapmasına engel değil. Bu ameliyatlardan sonra da hasta tekrar hamile kalırsa bebeğini yine rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hamileliğini geçirip doğurabilir. Bir de liposuction diye bir yöntem var, evet, değil mi? Bu da yağ aldırma yöntemi. Aynen. Peki bunun avantajı, dezavantajı nedir? Şimdi genellikle yağ aldırma dediğimiz zaman hastalarımız karıştırabiliyorlar. Yani evet, liposuction dediğimiz sadece yağın alınması. Karın germe veya bir derinin uzaklaştırılması ise o bölgenin kesilip derisiyle beraber uzaklaştırılması. Bu ikisindeki arasındaki fark şu. Liposuction'da herhangi bir deri çıkartmıyoruz. Sadece içerideki yağ alıyoruz. Ve bunu yaparken de mutlaka şunu hesaplamamız gerekiyor plastik cerrahi hekimleri olarak. Yani biz bu yağı aldığımız zaman içi boşalan yine bir balon gibi olacak ve deri tekrar sarkma riski var. Doğru. Bu sarkma eğer fazla olacaksa bu liposuction'dan sonra, o zaman peşin peşin liposuction sonrası bu karnın gerilmesi gerektiğini hastaya anlatıyoruz. Ama eğer karın sonrasında sporla veya bizim uyguladığımız ek yöntemlerle, yine radyo frekans veya ameliyat esnasında kullandığımız lazer lipoliz dediğimiz teknikle içten büzülme sağlayacaksa ve tekrar vücuda bir adaptasyon sağlayacaksa, o zaman sadece yağı alıp bu sefer herhangi bir ciltte kesi olmadan, ekstradan bir iz olmadan da incelme ve bölgesel şekillendirmeyi sağlayabiliyoruz. O zaman demek ki liposuction'a uygun adaylar var, değil mi? Kesinlikle, evet. Neyi sorguluyorsunuz burada liposuction yapmak için? Liposuction yapmak için yine demin anlattığım hastanın genel durumu, sigara kullanıp kullanmadığı veya kullandığı bir takım ilaçlar, bunlar çok önemli. Mesela tromboemboli dediğimiz vücutta kan pıhtılaşmasının pıhtılaşması durumu. Eğer bu tip durumlar varsa hastada, bunun öncesinde mutlaka önlemlerimizi almak zorundayız. Kan sulandırıcı veya kanın pıhtılaşmasını geciktirici, engelleyici bir takım ilaçlarla bu ameliyatlara hazırlanmak zorundayız. Burada da tabii ki liposuction isteyen hastalar genellikle vücutlarındaki bazı bölgelerin orantısızlığıyla bize başvuruyorlar. Liposuction bizim vücuttaki neredeyse her bölgeye uyguladığımız. Yani bacak, alt bacak, üst bacak, popo bölgesi, basen, bel, karın, sırt bölgesi, kollar, hatta yüzde de yüz bölgesi, gıdı, boyun, her tarafa uyguladığımız bir yöntem. Sadece karın değil. Sadece karın değil, evet. Bu bir enjeksiyon yöntemi mi? Yani bir enjeksiyon aletiyle mi yağı çekiyorsunuz? Nasıl bir süreçtir bu? Şimdi bu liposuction'ın kanül dediğimiz küçük boruları var böyle, metal. Bunlarla küçük, yaklaşık 2 milimetrelik küçük, sonrasında izi fark edilmeyecek kadar küçük deliklerden girerek bu kanül yardımıyla önce kullandığımız tekniğe göre lazer enerjisiyle veyahut da ultrason enerjisiyle, yani ses enerjisiyle veyahut da kendi elimizle, klasik yöntem dediğimiz liposuction, yağları parçalayarak sıvılaştırıyoruz vücutta ve onları bir aspiratör, yani bir çekici vakum yardımıyla dışarı aktarıyoruz. Peki. İşlem bu şekilde. Peki riskleri var mıdır bu işlemin, bir takım komplikasyonları? Evet, yani mutlaka. Çünkü tıpta hiç asla risksiz bir işlem vardır diyemeyiz. Her işlemin mutlaka riskleri var. Ama liposuction dikkatli yapıldığı zaman ve öncesinde hastaya gerekli önlemler alındıktan sonra ve alınan yağ miktarı uygun ölçülerde tutulduktan sonra riski çok minimal olan bir ameliyat. Genellikle çok bizim maşallah sıkıntı yaşamadığımız bir ameliyat.
Fakat tabii ki riskleri mutlaka var. Riskleri neler? Önce basitlerden başlayalım riskleri. Güzel olmayabilir, az alınabilir ya. Diyelim ki bir hastaya beli kalın, bel oyuntusu yapmak istiyoruz. Aldık yağı. Ama sonrasında mesela aradan 6 ay geçti, bütün ödemler çözüldü. Baktık hala o bölgede bir miktar yağ var. Bu en sık karşılaştığımız şeylerden, komplikasyonlardan bir tanesi. Bunun çözümü çok kolay. Revizyon yapıyoruz, tekrar yapıyoruz ameliyatı, benzer bir işlem. Genellikle ilkinden daha küçük bir ameliyat oluyor. Ve bu sefer hastayı istediğimiz görüntüye kavuşturabiliyoruz. Fazla alınma durumu olabilir. Bunu o kadar sık görmüyoruz. Fazla alındığında da yine vücutta yağımız bol genellikle. Yine fazla istenmeyen bölgelerden aldığımız yağları o bölgeye enjekte ederek oradaki düzensizliklerden kurtuluyoruz. Bir de tabii ki ağır komplikasyonlar var. Her ameliyatta olabilen anesteziyle veya bizim cerrahi tekniğimizle alakalı olan bir takım büyük komplikasyonlar var. Fakat bunlar yani genel cerrahi, kadın doğum, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, hangi cerrahi branşı ele alırsak alalım hepsini ilgilendiren ortak komplikasyonlar. Bunların da zaten demin anlattığım gibi önceden önlemini alıp o şekilde ameliyatlara giriyoruz. Şimdi yağları aldınız. Bu yağlar saklanıp acaba başka yerlere de kullanılabiliyor mu? Aklıma bu soru geldi. Saklanıp da kullanılabiliyor ama en güzeli taze kullanılması. Yani hemen çıkar çıkmaz. Çünkü yağ aldıktan sonra içindeki yağ hücrelerinin adiposit dediğimiz ve aynı zamanda onların yanında bulunan kök hücreler. Bunlar multipotent dediğimiz yani enjekte ettiğimiz bölgede oraya hayat veren, orayı canlandıran yeni güzel, taze, henüz olgunlaşmamış genç hücreler. Özellikle karın bölgesinden aldığımız yağlarda kök hücre bayağı zengin oluyor ve yeni yerine verdiğimiz zaman o bölgede yani sadece hacim verme dışında aynı zamanda parlaklık, cildi gençleştirme, yenileme bu tür fonksiyonlara da sahip oluyor. Yani karından ya da bacak bölgesinden alınan bir yağ yüze enjekte ediliyor ve kesinlikle yüzü gençleştiriyor. Evet, doğru mu anlıyorsun? Harika. Evet, aynen o şekilde oluyor. Hem de çok da sevdiğimiz bir ameliyat. Çünkü inanılmaz faydalı. Hastalarımızın çok son derece yüzünü güldüren, bizi de mutlu eden bir ameliyat. Çünkü bir taşla iki kuş olmuş oluyor. Hem yüzdeki hacim kaybını restore ediyoruz. Yani tekrar eski kaybettiği hacmi geri veriyoruz hastalarımıza. Hem de bir taraftan da yağın içindeki mucizevi kök hücrelerden faydalanarak yüzdeki canlılığı, kolajen sentezini arttırıp canlılığı ve gençleşmeyi de sağlamış oluyoruz. Peki hangi yaştaki kadınlara uygun görüyorsunuz bu yöntemi? Her yaş uygun olabilir, yani öyle mi? Yani bizim estetik cerrahi için genellikle sınırımız istisnalar olmak kaydıyla 18 yaş. Fakat tabii ki yani bu atıyorum bir travmatik bir burun ameliyatında veya işte bir çok ileri derecede bir yüz deformitesinde veya vücut deformitesinde de 18 yaşın altına da girdiğimiz oluyor. Ailenin ve çocuk psikiyatristlerinde onayı olmak kaydıyla. Fakat yani bu yağ enjeksiyonu dediğimiz vücudun farklı yerine alıp yüze veya vücudun başka yerlerine atıyorum memeye veya poponun boş bölgelerine verdiğimiz yağ enjeksiyonu işleminde her yaşta yapabiliyoruz. Peki acaba etkisi hemen görülüyor mu yoksa birkaç kez daha gelmek gerekiyor mu bunun için? Etkisi hemen bir etkisi oluyor ama o verdiğimiz yağın genellikle hepsi tutmuyor. Yani %100 hiçbir zaman tutmaz ama kimi hastada %80 tutar, kimisinde %50 tutar. Ve eğer dolaşım problemi olan veya çok sigara kullanan bir hastaysa o zaman bu oran %40'lara %30'lara kadar düşebilir. Eğer böyle bir durum olursa tekrarlamak gerekebilir ameliyatı. Yani tekrarlamak demeyelim ona ama eklemek gerekir. Eklemek. Evet. İlk yaptık mesela çok güzel oldu, harika oldu ama aradan birkaç ay geçti. O verdiğimiz yağ bir kısmı vücut tarafından emildi. O zaman bakıyoruz diyoruz ki sana bir seans daha yapalım bu işlemi. O zaman daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Tabii. Peki var mı öyküleriniz böyle anlatabileceğiniz? İşte vücudu kiloluydu, yüzü ise solgundu ama bu yaptığımız ameliyattan sonra şöyle bir moda girdi ya da şöyle bir görüntü elde etti diye. Kesinlikle var. Çok var hatta. Ama yani ben sadece bunlardan bir tanesinden örnek vereyim. Zaten genellikle hastalarımız ameliyat esnasında şöyle bize söylüyorlar. Yani bu istisnası her zaman yapılan bir şaka neredeyse. Ameliyat salonunda uyumadan önce hasta hocam alacaksanız bütün karnımı alın diyorlar. Yani aslında bu bizim yüze yağ enjeksiyonu için yaptığımız ameliyat sadece
yüze vereceğimiz kadar aldığımız bir miktar yağ var. Yani az ama, bir miktar. Yani nispeten az bir miktar. Ama hasta istiyor ki hem buradaki problemi çözülsün hem de karnındaki problem çözülsün. Ama genellikle biz onun ikisini aynı anda yapma taraftarı olmuyoruz. İş büyüyor, ameliyat süresi uzuyor. Genellikle ayrı ayrı, yani liposuction yağ aldırma yöntemiyle yüze yağ verme için uyguladığımız yöntemler birbirinden ayrı oluyor. Yani birkaç gün arayla mı? Ne kadar ara vermek gerekiyor? İki ameliyat arasında. İki ameliyat. Hastasına göre değişiyor. Bazen mesela bir hafta vermek yeterli olur. Bazen bir ay. Hastanın durumuna göre değişir. Peki bu nasıl bir yöntem? Yani yüze verilen yağ yine enjeksiyon yöntemiyle mi veriliyor yüze? Evet. Şimdi karından özel bir teknikle evet. Yağları aldık. O yağları kenarda bir işlemden geçirdik. Ondan sonra onları süzdükten sonra ve santrifüje ettikten sonra belli bir tabakasını alıp, yani tutacak içinde kök hücreden zengin olan tabakasını alarak yüzün hacim kaybeden bölgelerini vererek hem buradaki atıyorum elmacık kemikleri biliyorsun son zamanlarda çok moda. Evet. Herkes elmacık kemiklerini büyütüp belirginleştirmeye çalışıyor. Bunun için kullanabiliyoruz. Dudak için kullanabiliyoruz. Veya burada yaşla beraber belirginleşen çizgilerimiz var. Oralara verebiliyoruz. Alnımıza verebiliyoruz. Kimi insanın alnı düz geliyor mesela. Eğer alnın arkasına yağ verirsek o bölgede daha bebeksi bir geçiş. Özellikle bayanlarda. Bombe. Bunu sağlamak mümkün. Aynı zamanda göz altında yine yaşla beraber karşımıza çıkan gözyaşı oluk deformitesi dediğimiz bir takım çizgiler, gözaltı çizgileri. Bunlar genellikle morluk olarak algılanıyor ama oraya ışığın gelmemesinden kaynaklanıyor. Yine bu bölgeye aldığımız yağ verdiğimiz zaman bu bölgede yine bir hacim sağlamış oluyoruz ve o morlukların da önüne geçmiş oluyoruz. Hem morluğun önüne geçiyoruz hem de bu bölgedeki deri kalitesini arttırarak içindeki kök hücreler yardımıyla yüze parlaklık ve canlılık kazandırmaya çalışıyoruz. Mucize gibi bir şey. Evet, yağ çok mucize. Gerçekten öyle. Yani biz böyle o yağı aldığımız zaman böyle sanki altın bulmuş gibi seviniyoruz. Şimdi bu yöntemler tabii çok kesisiz, biçisiz olmayan yöntemler olduğu için herhalde kişi minimal, evet. Değil mi? Hayatına da kolay adapte oluyordur, hemen, değil mi? Hemen anında hatta yani biz genellikle bir 2-3 gün dinlen diyoruz ama bazen çok yoğun çalışan hastalarımız oluyor. İş kadınları oluyor. Hemen işine dönmek isteyen hastalarımız oluyor. Onları da çok tutamıyoruz yani. Hem ertesi gün gidip başlayanlar olabiliyor. Gelelim meme dikleştirme operasyonuna. Evet. Değil mi? Annelerin en çok ızdırap çektiği konulardan kesinlikle biri de herhalde meme dikleştirme. Bu nasıl bir yöntem? Meme dikleştirme tabii ki demin de hani birazcık bahsetmiştim. Annelerimizin memesi hamilelik esnasında büyüyor. İçi süt bezleriyle doluyor, sütle doluyor ve çocuk başlıyor emmeye. Bütün bu hamilelik ve hamileliği sonrasındaki emzirme dönemi içinde bu memeler birçok deformasyona uğruyor. Cildi sarkıyor, ciltte çatlaklar oluşuyor, içi boşalıyor. Memelerin ucu eskiden karşıya bakarken ve altına kalem koyduğunuz zaman o kalem orada durmazken artık tamamen aşağıya doğru bakmaya başlıyor. Bizim ise bu aşamada bayanlara yardımcı olurken ki uyguladığımız teknik işte meme dikleştirme. Tabii çok geniş bir konu bizim açımızdan ama temel olarak anlatacak olursak memenin sarkık derisinin uzaklaştırılarak meme başının olması gereken yere yani karşıya bakacak şekilde tekrar konumlandırılması. Meme dikleştirme yapacağımız hastada memenin küçük olması veya büyük olması fark etmez. Herkesin memesi sarkabilir. Küçük meme de sarkabilir, büyük meme de sarkabilir. Bazen bununla kombine olarak uyguladığımız yani meme dikleştirirken eğer meme çok büyükse o zaman memeden de aynı zamanda bir miktar fazlalıklarını alıyoruz. Eğer meme küçükse de dikleştirmeye hem yardımcı olması açısından hem de kaybedilen hacmi geri kazandırmak açısından büyütme mastopeksi yani büyütme artı meme dikleştirme işlemini uyguluyoruz. Bunda da içine genellikle meme protezi koyuyoruz. Veyahut da bazen de demin anlattım yine karından aldığımız yağ dokularını da memenin içine enjekte etmek de mümkün olabiliyor. Peki şimdi o zaman büyük memelere uyguladığınız yöntemle başlayalım. Yağ almadan bahsettiniz. Bu yine liposuction'a benzer bir yöntem mi? Tam olarak değil. Bazen yani mememizde genellikle iki tane doku bulunur. Bunlardan bir tanesi süt bezleri. Yani gland dediğimiz, bez dediğimiz dokular. Bir de içindeki yağ dokuları. Eğer kişinin yağ miktarı fazlaysa o zaman liposuction'la almak bunu mümkün. Ama eğer yağdan fakir ve daha çok bezden
zenginse bez dokusunu liposuction'da yani kanülü almak mümkün olmuyor. O zaman onları cerrahi yöntemlerle çıkartmak gerekiyor. Anladım. Cerrahi yöntemlerle çıkarttıktan sonra fazlalığı bizim özel tekniklerimizle meme başını olması gereken yere yani aşağıdaki noktadan sarkık olan noktadan genç kızlığındaki noktaya veya olmasa da ona yakın bir yere getirip doğal, yaşına uygun doğal bir pozisyona getirdikten sonra memeyi toparlıyoruz. Peki sonraki süreçte yani nelere dikkat etmesi gerekiyor kadının? Sonraki süreçte biz zaten genellikle bir 3 gün kadar kapalı tutuyoruz sıkı bantlarla. Çünkü yerine iyice adapte olması lazım. Kanamaması lazım memenin. Bu yaklaşık 1-2 gün birazcık böyle bir süre oluyor. Yani sancılı. Hafif ağrılı, çok ağrılı bir ameliyat değil meme dikleştirme veya küçültme. Birazcık çok hafif bir ağrı oluyor. Dik yatması gerekiyor hastalarımızın. Bu biraz daha rahatsız edici olabiliyor. Fakat yani genellikle rahat geçen bir süre. Yani korkulmaması gereken bir ameliyat, meme dikleştirme. Sonrasında da özel sütyenlerimiz var. Medikal sütyen dediğimiz yine memeyi tamamen kaplayan, olması gereken şekli almasına yardımcı olan korseye benzer yine sütyenler var. Bunları kullandırtıyoruz. Bunları da hastamıza diyoruz ki ne kadar sık kullanırsan bizim için o kadar iyi. Ama tabii ki çok seni sıkarsa, rahatsız ederse çıkartabilirsin veya duş alacağınız zaman çıkartabilirsiniz, yıkanabilirsiniz. Sonrasında tekrar takabilirsiniz. Yaklaşık bir 2 ay kadar da o sütyenin kullanmasını istiyoruz. Sonra da zaten eski hayatına dönebiliyor. Peki eğer kadın bu süreçte yeniden kilo alırsa, verirse o memenin yeniden sarkma gibi bir olasılığı oluyor mu? Olur. Evet olur. Nelere dikkat etmesi lazım kadının? Şimdi sadece kadın değil, bütün biz insanlar olarak dikkat etmemiz gereken şey zaten sağlıklı beslenme ve egzersiz. Hele hele böyle bir ameliyat olduysak eğer, yani vücudumuzda bir hoşlanmadığımız bir bölgeye yönelik bir ameliyat olduk, bir sürü zahmet çektik, üstüne üstlük bir de maddi bir bütçe ayırdık ve sonra istediğimiz gibi oldu. Bunu tabii ki korumak lazım. Çünkü bir sürü emek var, doktorun emeği var, hastanın çektiği eziyetler, ayırdığı zaman ve bütçe var. Bunu kaybetmemesi için diyetine mutlaka önem göstermeli, egzersizlerini yapmalı ve hayatına bu şekilde bir düzen içinde devam etmeli. Evet. Bu bölümde WhatsApp sorularıyla devam edelim istiyorum. Tabii ki, size gelen sorular var. Numaralarımızı da hatırlatalım tekrardan. 0212 243 71 78'den bizi arayarak bize katılabilirsiniz efendim. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla sorularınızı hekimimize iletebilirsiniz. Bir izleyicimiz der ki merhaba ben 35 yaşındayım ve 3 çocuğum var artık doğum yapmayı düşünmüyorum. Özellikle son doğumda aşırı kilo aldım. Çatlaklarım oluştu. Hem karın bölgemdeki yağları aldırmak, hem karın germe estetiği yaptırmak istiyorum. Hem de mememin formunu değiştirmek istiyorum. Acaba bu ameliyatların hepsi bir arada yapılabilir mi? Ne kadar sürede günlük hayatıma geri dönerim? Evet, çok güzel. Yani bizim yine sıklıkla karşılaştığımız bir hasta grubu. Çünkü annelik dediğimiz zaman her yer bir anda form kaybediyor. Yıpranıyor, evet. Evet. Şimdi buna... Her hastanın durumu farklıdır tabii ki ama genel olarak bir bilgi verecek olursak beraber yapılabilir. Ancak eğer hastanın genel durumu buna müsait değilse veya karına yapacağımız işlem çok büyükse o zaman hastamızı anlatıyoruz. Diyoruz ki memenizi ve karnınızı farklı zamanlarda yapalım. Hem bizim size ameliyat esnasında ayıracağımız zaman açısından çünkü ameliyatında belli bir süreyi geçmemesi gerekiyor. Geçtiği zaman çeşitli riskler başlıyor. O süreyi geçmememiz için ve sizin ameliyat sonrasında rahat edebilmeniz için, o bölgeye özen gösterebilmeniz için bu ameliyatları ayrı şekilde yapalım diyebiliyoruz. Fakat bakıyoruz, eğer muayene ettik, kafamızda belli bir süre ayırdık karın için ve sonrasında meme için makul geldi. Hastamızla paylaşıyoruz ve birçok zaman, çoğu zaman bu iki ameliyatı aynı zamanda eş zamanlı yapabiliyoruz. Evet. Peki günlük hayata dönmek daha mı zorlaşıyor çift ameliyat olursa örneğin? Değişiyor. Değil mi? Genellikle aynı sürede dönüyor. Pekala. Yani karında neyse veya meme ameliyatında neyse ikisi eş zamanlı iyileşmeye devam ettiği için karın ameliyatında ne kadar sürede iyileşiyorsa ikisi için de aynı süreyi verebiliriz. Pekala. Bir izleyicimiz der ki merhaba göğüslerimi büyütmeyi düşünüyorum. Buradaki hekimim koltuk altından bir cerrahi girişimin iyi olacağını düşünüyor. Fakat mail attığım başka bir hekim koltuk altı protezlerinin patlama riski olduğundan bahsetti. Kafam çok karıştı. Meme büyütme ameliyatlarında en iyi yöntem hangisidir? En az risk kalan yöntem hangisidir diye sorar.
Şimdi bizim hekimler olarak en zorlandığımız şey şu. Hasta eğer birkaç doktora gittiyse ve hepsi ayrı ayrı şeyler söylemişse, o zaman yani bir şey söylemek gerekiyor hasta kendi tecrübemize ve bilgimize göre, ama tamamen başka bir doktorun görüşüyle ters düşebiliyor veya bir takım ayrılıklar gösterebiliyor. Şimdi tabii ki her hekimin görüşüne mutlaka saygı göstermek lazım. Hepsi yani hiçbirisinin altı boş değil. Hepsi bunların tecrübelerden kaynaklanıyor. Tecrübelerden besleniyor. Ayrıca her hekimin sevdiği, kullandığı ve tecrübeli olduğu bir takım başka teknikler var. Mesela koltuk altından konulabiliyor teknik olarak, yani teorik olarak. Bunu yapan, çok başarılı yapan hekim arkadaşlarımız da var. Ama benim mesela daha çok tercih ettiğim memenin altındaki kıvrımdan gelerek, yani %90 uygulanan yöntem bu şekilde. Bir de kas altı ve deri altı var değil Evet, mi o ayrı bir memede? mesele. O Ondan ayrı. ayrıca bahsedebiliriz. Ben Bahsedelim. şu an şeyden bahsetmek istiyorum. Protezin derinin Nerede? hangi bölgesinden içeri yerleştirildiği. Hmm. Memenin altından girilebilir. Meme başının, yani memenin kırmızı bölgesinin altından bir kesi yapılarak girilebilir. Veyahut da koltuk altından girilebilir. Ama açıkçası yani koltuk altından girilerek meme protezinin daha çok patlayacağı yönünde bir bilgim yok. Özellikle son dönemde üretilen yeni teknoloji, nanoteknolojiyle üretilen meme protezlerinde üzerinden, hatta videoları var YouTube'da, belki izleyenleriniz vardır. Üstünden tır geçse de proteze bir şey olmuyor. Değil mi? Gelişen Çok sağlam yani. teknolojiyle. Bizim de içimiz daha rahat yani. Eskiden çok duyuluyordu tabii, protez patladı, silikonu patladı falan diye. Çok keyifli gidiyor sohbet Sayın Erenoğlu ama Evet. son 3 dakikamız kaldı biliyor muydunuz? Yok, hayır, bilmiyordum. Protezlerle ilgili son neler söylersiniz toparlamak gerekirse? Protezlerle ilgili, protezlerde yine bizim çok sıklıkla uyguladığımız, severek yaptığımız ameliyatlar. Protez aynı zamanda hem dikleştirme, hem hacim kazandırma ve özgüveni ciddi miktarlarda artıran bir ameliyat. Demin söylediğiniz konuya gelecek olursak, deri altı mı, kas altı mı diye. Genellikle uygulanan zaten iki tane temel bölge var. Bunlardan bir tanesi meme dokusunun hemen altı. Bir de meme dokusunun altında bulunan, kolumuzu hareket ettiren pektoral kas dediğimiz kas grubu. Genellikle biz kasın altına uygulamayı tercih ediyoruz. Bu kapsül kontraktörü dediğimiz, sonradan protezin etrafında oluşacak olan sağlıksız zarın daha az oluştuğu, yani hiç oluşmadığı demeyelim ama bizim daha az karşılaştığımız bir teknik. O yüzden dünyada şu anda trend olarak genellikle kas altına yoğunlaşmış durumda. Tabii ki istisnaları olacaktır. Meme dokusunun altına koyulması gereken hastalar da olacaktır. Kas altına konulması gereken hastalar da olacaktır. Bunu hastanın durumuna göre muayene edip o şekilde kararlaştırmak en doğrusu. Protezlerle ilgili en çok merak edilen konuları da sorarak bitirelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi hep merak edilir bu protezler acaba kanser yapar mı? Bebeğimi emzirmeme engel olur mu? Meme taramaları konusunda mamografiye engel olur mu? Gibi. Nasıl yanıtlayacaksınız bunları? Şimdi sorduğunuz ilk soru şu an çok geniş kapsamlı. Öyle bir şey yok diyemeyiz hekimler olarak. Çünkü son zamanlarda yapılan yayınlarda bazı meme protezlerinin özellikle pürtüklü yüzey olanların belli bir kanser riski olduğunu, çok çok düşük olsa da hiç yok diyemeyiz olduğunu gösterdi. İkinci soruya gelecek olursak, Emzirme. emzirmeye engel olmaz. Ama tabii ki mesela kimi bayan emziremez. Onunla meme proteziyle ilgisi yoktur. Yani meme protezi yaptırdım, bak gördün mü, emziremiyorum, yanlış bir kanıdır. Meme protezi emzirmeye engel olmaz. Üçüncüsü, Görüntüleme. mamografide bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Mamografide, ultrasonda veyahut da MR'da herhangi bir sıkıntı olmaz. Değil mi? Bunlar Hı-hı. yanlış bilinen doğruları Evet. söylemiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Evet. Erenoğlu. Ayaklarınıza sağlık, Çok bizi teşekkür ederim. Sağ ol. bilgilendirdiniz. Efendim bu bölümde anne doğum sonrası anne vücut şekillendirme ameliyatlarını konuştuk. Bize yardım eden hekimimiz ise plastik ve estetik cerrah operatör doktor Çağal Meriç Erenoğlu'ydu. Hiçbir yere ayrılmayın. İki bölüm daha var.